halelim, aman başım selamet. Ben Efe Çizmer imalatçısı. İzzet Erkaş. 1982 yılında İncirlova'da Efe Çizmer ustası İlyas Sarı'nın yanında çıraklığı girdim. O günden bugüne Aydın bölgemizin kültürü olan bu kırıklı Efe çizimlerini imal etmekteyiz. Bu küçücük İncirlova'dan Efe kültürümüzü tüm Türkiye'nin değişik il ve ilçelerine Efe çizmesi yaparak da kültürümüzü sahip çıkmaya çalıştım. Bu kırıklı çizimleri 30 yılı aşkın İncirlova'da kendi iş yerimde imal ederekten Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk El Sanatları Zanaatkarı seçildim. Devletimizin düzenlemiş olduğu El Sanatları Festivallerini değişik illerde, ilçelerde kültürümüze tanıtmak amaçlı bu festivallere defalarca katıldım. Efe çizme kültürü sadece bir Efe kültürü değil, bunlar devletimizin milli mücadelede katkı sağlayan kahraman efelerimizin milli mücadelede bu Efe çizimleri giymesiyle bir moda haline gelen bu çizmecilik kültürü o günlerde Sarı Zeybek, Mustafa Kemal'in Atatürk'ümüzün de bu çizimleri giymesiyle beraber Türk kültüründe dünya mirası olarak kalan bir miras gibi kültürümüz Aydın'da değer kazanmıştır. Atalarımızın ve büyüklerimizin, dedelerimizin, babalarımızın giymiş olduğu bu kırkı çizme kültürü geçmişte nasıl severek ve giyildiği gibi günümüzde de aynı şefkat ve severek giyinmekte ve imalatları devam etmektedir. Kırıklı çizmenin geçtiğimiz bu en az 150-200 yıllık bir geçmişi vardır körüklerinin. Bu körüklerin körük yapımının 4 tane çeşidi vardır. Bunlar akordeon körük, simit körük, karışık körük ve son şekliyle efelerin tercih ettiği baklava körük. Yani bu baklava körüklerin etrafında 8 tane köşe, aşağıdan yukarıda da 8 tane sırası vardır. Bunların anlamları vardır. Efe kültüründe bir anlamı vardır. Bunlar yiğitlik, mertlik, cömertlik, hoşgörü, vatanseverlik ve misafirlik gibi isimleri vardır. Bu isimler de milli mücadelede efelik yapan kahraman efelerimizin o günlerde bir anayasası gibi bir kanunu vardır yani. Bu kanunun da işte özellikleri çizme üzerinde yaşamakta ve çizmelerimiz yolda yürürken ses çıkarma özelliği sahiptir. Bu da dosta güven, düşmana korku verir özelliği vardır. Ve bunun yanında körüklü çizmeler tamamen deri ürünüdür. İçi dışı hakiki deri, taban astarı, ökçesi, kösele ve bunlara asıldığında dize kadar uzanır. Yumuşak ve kıymetli, rahat ve güzeldir yani. Bunlar artık günümüzde folklorik özellikleri nedeniyle deve güreşlerinde, zeybek oyunlarında, Türkiye'nin değişik il ve ilçelerinde yapılan at yarışlarında ve festivallerde severek ve giyen kişiye heybet yaratan bir özelliği vardır bunların. Ben teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İzzet Erkaş, İncirlova. Çıktım da Halil'im, aman başım selamet. Vites'te yalı sena varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. Vites'te yalı sena varmadan Halil'im, aman koptu kıyamet. İbrahim Çavuş, Allah'ıma emanet.
yaşamış, Allah'ıma emanet. Burası da aspat değil Halil'im, aman vites yalısın. Ciğerime ateş saldı, telli kurşun yarası. Burası da aspat değil Halil'im, aman vites yalısın.